Merhaba, bu benim ilk makyaj videom. Bu makyajımda aslında günlük her gün yaptığım makyajı yaptım ve sonuç böyle. Umarım beğenirsiniz. Arada saçmalamış olabilirim, fena saçmalamış olabilirim. Çünkü tahmin ettiğimden daha zor bir şeymiş açıkçası video çekmek. Umarım beğenirsiniz. Ben CC kremin yapısı biraz kalın olduğu için öncelikle CC krem olarak ne kullandığımı göstereyim. Clinique CC kremini kullanıyorum. Zaten bitmek üzere kendisi. SPF 30 koruma özelliği var. Fakat konuşamadım. Fakat yapısı biraz kalın olduğu için ben biraz da böyle parlaklık vermek için bu L'Oreal'in Lumi Magique bazını kullanacağım. Bu bazı böyle elime çok az şöyle döktüm. Yarım pompa kadar uyguladım. Bunun üzerine de Clinique'in CC kremini uyguluyorum. Yine bunun elimin üstüne. Ve bu ikisini böyle biraz iğrenç görünüyor farkındayım ama elimde karıştırıyorum. Sonra yüzümün sorunlu olan böyle yanağım gibi işte kızarıklık olan gördüğünüz gibi. Bir de biraz hasta olduğum için burnumun kenarları da kızarık ve kuru. Oralara ve geri kalan yüzümün aslında her yerine parmağımla bu karışımı uyguluyorum. Sonrasında bunu dağıtacağım. Dağıtmak için ne kullanacağım? Real Techniques'in buffing brush'ı, buffing fırçasını kullanacağım. Bu fırçayı çok seviyorum. Zaten takip ediyorsanız YouTube'daki makyaj videolarına çok kişinin kullandığını görmüşsünüzdür. Bu fırça yardımıyla bu sürdüğüm CC krem ve işte Lumi Magique karışımını yüzüme dağıtıyorum. Bunu yaparken hani çok böyle oradan oraya ürünü çekiştirmemeye çalışıyorum. Çünkü o zaman hem daha çok ürün kullanmanız gerekiyor. Hem de ürünü gerçekten sorunlu bölgelerime uyguladım önce elimle. Oralardan dağıtmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ürünü mümkün olduğunca zaten fırçanın adından da gelen şu buffing yani böyle tampon hareketlerle uygulamanız daha az ürüne daha çok kapatıcılık sağlayacaktır. CC kremlerin kapatıcılığı BB kreme göre daha az. Çünkü color correcting açılımı ve aslında benim tam olarak cildimin ihtiyacını karşılıyor. Daha çok renk eşitleme üzerine yoğunlaşmışlar. Benim de yanaklarımda kırmızılık olduğu için ve böyle çillerimden dolayı o çillerim birleşip küçük lekecikler oluşturduğu için aslında benim tam ihtiyacım olan şey CC krem. Hem de bir fondöten gibi ağır durmuyor. Yazın güneş kremi yerine de hani tek ürün bir arada olduğu için kullanıyorum. Bu arada çok heyecanlanıyorum. Yani çok kolay görünüyor video çekmek ama böyle kameranın karşısına geçip kimse olmadan konuşmak böyle kendimi manyak gibi hissettiriyor. O yüzden şimdiden özür diliyorum saçmalarsam. Dediğim gibi bunu uyguluyorum. Hiçbir yere atlamamaya çalışıyorum. Ben boynuma çok yedirmiyorum. Çünkü gün içinde zaten bu krem hani nasıl diyeyim cildim onu emdikçe daha doğal görünüyor. Boynuma da ayrıyeten bir ürün uygulamak istemiyorum açıkçası. Çok da farklı olduğunu düşünmüyorum yüzümden. Bu CC kremi bu arada hangi rengi onu da söyleyeyim. Hani siz de benim gibi açık tenliyseniz bu light medium. Daha da bir açığı da var light. Light aslında benim kış rengim. Light medium da yaz rengim. Bunu yazın almıştım. Neredeyse bir yıl kadar gitti bana artık son demlerini yaşıyor. Tekrar alır mıyım derseniz kesinlikle alırım. Bence gayet güzel bir ürün. Bir de Clinique'in ürünleri bazıları çok ağır oluyor benim yüzüme ama hani genel olarak işte parfüm yok, paraben yok. Bu tarz şeylere artık dikkat etmeye başladım. Zaman geçtikçe bilinçlendim. Bunu önemsiyorum. Hani dolayısıyla Clinique ürünlerini seviyorum diyebilirim. Şimdi uyguladım şu an yüzüme. Biraz farklı boyundan biraz daha koyu ama dediğim gibi gün içinde o daha doğallaşıyor. Gördüğünüz gibi şöyle döndüğümde yanağımdaki kırmızılıklar gitti ve böyle hafif bir parlaklık geldi yüzüme. Bunu yaptıktan sonra hemen gözlere geçeceğim. Şimdi gözüm için öncelikle Mac'in çokça gördüğünüz yine videolarda paint patını kullanacağım. Benimki painterli rengi. Gördüğünüz gibi artık dibe vurmuş durumda. Bunu da yüzük parmağımla göz kapağıma uyguluyorum. Organlarımın adını unutuyorum. Yüzük parmağım, göz kapağım. Bunun için de ekstra bir fırça da kullanabilirsiniz ama bence çok da gerek yok bu tarz kremsi ürünler için. Direkt uygulayabilirsiniz. Bu ne yapıyor? bu tarz baz adımları çok bence şart değil. Yani sonradan çıktı. Önceden hayatımızda böyle baz falan yoktu. Gayet concealer'ımızı göz kapağımıza da sürüyorduk bence niye olduğunu bilmeden. Ama hani bunu kullanırsanız bence farınız daha uzun süre kalıyor. Ve ben bunu aslında farın altında kullanmaktansa tek başına kullanmayı çok seviyorum. Ve çok aydınlık veriyor göze. Yani yüzüme hiçbir şey kullanmadığımda da bu paint patı uygulayıp maskara sürüyorum. Gayet güzel görünüyor bence. O yüzden seviyorum bu ürünü. Şimdi bunu uyguladıktan sonra şu adımı unuttuğumu fark ettim. Yüzüme bunu sürdüğüm için göz altlarım normalde çok mor olmamasına rağmen biraz sırıtıyor. Kontrast oluyor yani yüzümle. O yüzden göz altıma da çok az concealer süreceğim. Bu da Nars'ın Creamy Radiant Creamy Concealer'ı. Benimki Light to Vanilla diye geçiyor. Bu da yine kullandığım, bitirdiğim ama neredeyse bana bir yıl dayanan bir ürün. Artık çok fazla yok içinde. Bu videoda bitenleri saklamışım. Bunu da çok az şöyle sadece aslında gözümün şu iç kısımlarını uyguluyorum ve kalanı zaten dediğim gibi bitmek üzere, çok fazla da yok. Kalanı da böyle yaydırıyorum. Bunu da pen parmağımla uygulamayı seviyorum. Neden? Çünkü bu ürün çok hafif yapılı bir ürün. Dolayısıyla fırçayla ya da böyle süngerle uyguladığımda zaten ürün hafif. Çoğunu da fırça ve sünger çekiyor ve geriye hiçbir şey kalmıyor gözüme. Dolayısıyla eğer böyle hafif yapılı bir concealer kullanıyorsanız bence yüzük parmağı bu iş için ideal. Bunu da böyle yayıyorum. Bunu da yaydıktan sonra göz makyajıma devam edeceğim. Şimdi 3 tane far kullanacağım. Bunların hepsinin markası Kiko. Kiko ülkemizde satılmıyor. Böyle onların Infinity High Pigmented Eyeshadow diye bir serileri var. Bu da onlardan biri. Numaralarını yazacağım videonun altına. Yakın zamanda geleceği söyleniyor Kiko'nun Türkiye'ye ama bu bir İtalyan markası. Aslında böyle İtalya'nın nasıl söyleyeyim Flormar'ı demeyeyim de bir tık üstü bir marka ve çok hani fiyat performans oranı çok yüksek bir marka. Yani ürünleri gerçekten uygun ama çok kaliteli. Bu Infinity işte High Pigmented farlar da gerçekten çok güzel. Ya yani gerçekten High Pigmented böyle yani sürüyorsunuz ve renk veriyor. Zaten far onun için ama hani böyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla benim çok önerdiğim bir seri. Böyle tek tek satılıyorlar. Bir de böyle kutuları var. Siz kendiniz palet de yapabiliyorsunuz. Ben paletini daha bulamadığım için böyle tek tek kullanıyorum. Seyahat ederken de bunu yanınıza taşımak kolay oluyor. Bir far hakkında ne kadar konuşulabilir? Bu kadar konuştuktan sonra bu arada bu 202 numaraymış. Bunu yine Real Techniques'in neydi? Deluxe Crease fırçasıyla uygulayacağım. Bunu böyle bayağı hatır hutur alıyorum fırçaya. Çünkü zaten çok açık renkli bir far. Ben daha kameraya bakarak far süremediğim için her seferinde aynaya ihtiyaç duyuyorum. Gözümü kapatıp aslında kaşıma kadar çekinmeden sürüyorum. Çünkü oldukça açık renk bu far. Yine alıp diğer gözüme de uyguluyorum. Bu çok tatlı bir şampanya rengi. Uyguladım. Daha sonra yine aynı serinin bu da 211'i. Bu da böyle bakır gibi bir renk görüyorsunuzdur. Bunu da aslında başka bir fırçayla uygulayacağım. Çünkü bununla gölgelendirme yapacağım. Bu fırçamın adı da Base Shadow Brush. Bu da yine Real Techniques'in. Ben Real Techniques'in fırçalarını çok seviyorum. Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Gratis'lerde, Watson's'larda satılıyor. Bence Mac'ten kat kat kaliteli ve çok daha ucuz. Yani Mac'in böyle vazgeçilmez birkaç fırçası var. Hani onun muadili yok ama onun dışında yani kesinlikle bu fiyatına göre çok çok daha iyi. Hatta fiyatına göre değil gerçekten kalitesi de daha iyi bence Mac'ten. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımı gösteriyorum. Biraz yaklaşayım. Gözümün tam gözümün tam şu kıvrılma yerine, ona ne deniyor bilmiyorum. Göz kıvrılma yeri diyelim. Oraya şöyle ortasından başlayarak çok hafifçe uyguluyorum ve gözümü kapatmadan yapıyorum. Bunu ki açık olduğunda nasıl durduğunu göreyim. Çok az alıyorum. Bu gölgelendirme işlerini ben çok sabırsız biriyim. Ve bu gölgelendirme işlerinde önceden böyle hatır hutur gözüme sürüyordum. Sonrasında aşağı bakıyorum, yana bakıyorum. Böyle saçma sapan bir hareket yapmışım. Orada bir çizgi var filan. Kaşımı düzelteyim. Artık onu yapmamaya çalışıyorum. Çok az alıyorum ürünü ve böyle az az uygulayıp içime sinmezse arttırıyorum. O zaman çok garip durmuyor. Bu şekilde. Amacım gözümü derinleştirmek ve gölgeli bir görüntü elde etmek. Yine önceden yaptığım bir hatayı söyleyeyim. Önceden asla ben çizginin yukarısına çıkmıyordum. Onu böyle çok abartılı gece makyajı gibi buluyordum. Ama Make Up Forever'dı galiba. Oradaki kadın beni şey anlamında uyarmıştı. Hani orada kesersen göz makyajını çok böyle far sürdüm ben diye bağırmış oluyorsun. Tam olarak söylediği bu olmayabilir ama hani benim dilimde far sürdüm, far oluyor gözün gibi bir şey demişti. Bir tık üstüne çıkarırsan o geçiş daha doğal olacak demişti ki çok doğru söylemiş. O yüzden ben de makyajımı öyle yapmaya çalışıyorum. Bu tavsiyeye uyup. Tekrar buraya sürüyorum. Çok bu göz pınarıma doğru gelmiyorum. Gözümün yarısından daha bu tarafa ve daha yukarı uyguluyorum. Aynısını burası için de yapacağım. Sanıyorum insanlar video çekerken bu kadar konuşmuyor. Çünkü hani bir gözü çok daha hızlı yapıyorlar ya da bilmiyorum editliyorlar mı ama her şeyi açıklamam gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. Yine biraz alıp bir tık daha yukarı. Tabii ben şu anda hata yapmamaya çalıştığım için çok dikkatli davranıyorum. Normalde sabahları yaparken böyle zombur zombur sürüp çıkıyorum. Hani siz de eliniz alıştıkça bu gölgeleme işini çok daha hızlı yaparsınız. Hani bu yavaşlıkta olmaz en azından. Uyguladım. Son adımım da şu. Bu en koyu farını alacağım Kiko'nun. Bu da 235 numara. Yine aynı serinin. Bu da böyle acı çikolata rengi gibi. Acı kahve mi diyorlar? Acı kahve. Yine aynı fırçayı alıyorum. Yine çok az uyguluyorum. Çünkü özellikle bu renk oldukça koyu. Dikkatli olmakta fayda var. Bu sefer daha da dışa. Yani az önce geldiğim kadar bile içe gelmiyorum. Ve daha dikkatli bir şekilde sürüyorum. Amacım çizgimi iyice derinleştirmek ve aslında böyle gölgeli, gradyan bir ton elde etmek. Bu aslında çok doğal duruyor. Yani hani dumanlı ama kahverengi tonlarında olduğu için çok günlük kullanıma uygun da bir uygulama bence. Yine aynı şekilde şu hafif kaşımı kaldırıp ne kadar psikopatça görünse de bana faydası oluyor o çizgiyi bulmamda. Hem dışa ve sonra şöyle bakarak da yapabilirsiniz bunu. Şöyle hafif böyle görünmez aslında minik bir üçgen yapmış oluyoruz. Tatam bu kadar. Şimdi üst gözümüzü yaptık. Normalde burada bırakabilirsiniz ama ben daha uyumlu olduğunu düşünüyorum eğer kirpik altınıza da biraz uygularsanız. Az önceki bakır rengini ve en son sürdüğümüz koyu rengi yine aynı fırçaya karıştırdım. Bu sefer de hafif yukarı bakıyorum. Ve kirpik dibime uyguluyorum. Yarısına kadar uygulamanız yeterli. Şöyle göstereyim. Yakından da korkunç oldum. Yine aynı işlemi bu tarafa da yapacağız. İkisini pıt pıt batırıyoruz. Hafif yukarı bakıyoruz. Ve yarısına kirpik dibine uyguluyoruz. Bu böyle çok bunu kalem gibi de kullanabilirsiniz daha ince bir fırçayla ama böyle bir fırçayla uyguladığınızda daha bütün görünüyor. Hani o böyle badem göz efekti var ya onu sağlamış oluyorsunuz. Farla işimiz bitti. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapacağız? Göz kalemi uygulayacağız. Ben göz kalemi için de inatmış gibi bugün her şeyi Kiko kullanıyorum ama bundan sonraki videolara dikkat edeceğim. Sadece Türkiye'de satılan şeyleri kullanmaya. Sadece biraz iddialı oldu çoğunlukla diyeyim. Bu da Kiko'nun Glamorous Eye Pencil'ı. Tek seferde okudum. Bu da böyle bakır rengi bir yine göz kalemi. Bunu ne yapıyorum? Bunu da gözün altının kirpik dibine uyguluyorum. Bu da böyle çok güzel bir parlaklık veriyor göze. Biraz da taşırıyorum uygularken. Onu yanlışlıkla yapmadım yani. Hatta şöyle gözümü kapatıp hatta böyle bunu biraz da şuraya getirerek uyguluyorum. Sonra parmağımla bir hata yaptım. Yaptım mı? Yaptım biraz. Dağıtıyorum. Aynısını buraya da yapacağım. Biraz taşırarak. Zaten bu dediğim gibi hani dumanlı bir göz makyajı olduğu için hata yapmanızda bir sıkıntı yok. Parmaklar bunun için var. Biraz dağıtıyorum. Sonra bunu hem aynı tutup hem yapamayacağım. Gözümü hafif böyle çekip buraya da uyguluyorum. Sonra yine diğerine de yapıyorum. Şimdi saçmalamış olabilirim. O yüzden az önce neredeyse her adım için kullandığım bu Base Shadow fırçayı alıyorum. Elimle tercihen başka bir şeyle temizleyebilirsiniz. Böyle burayla temizliyorum. Bu fırçanın temiz olduğuna emin olduktan sonra gelip mesela burada bir saçmalama gördüm. Bunu bütün gözüme yayıyorum ve uzaktan bakıyorum. Hani böyle sert bir çizgi kalmış mı? Çok belli oluyor mu diye. Şu an olmuyor. Bitirmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Nefes nefese kaldım. Bundan sonra ne yapacağım? Maskara uygulayacağım. Ama maskaradan önce bir adımım daha var. O da tamam güzel kahverengi tonları kullandık ama siyah kalem olmazsa olmaz bence. Bunu da gözümün üstüne süreceğim. Bu ne? Essence'in Jumbo, I Love Smokey Jumbo kalemi. Bence çok güzel bir kalem ve çok da ucuz yani. 5 lira mı 10 lira mı öyle bir şey. Bunu da gözümün üstüne uygulayacağım. Biraz iğrenç görünüyor farkındayım. Ama nasıl sizi kimse görmüyordur makyaj yaparken. O yüzden çekinmeden, gözünüzde oymadan bunu üst kirpiklerinizin içine, üst göz içinize uyguluyorsunuz. Yani daha doğrusu ben uyguluyorum. Ben bu üst... ya buna ne denir ya? Üst kirpik içi diye bir şey varsa oraya siyah kalem sürmeyi çok seviyorum. Çünkü hem görünmüyor, görünmeyen bir şekilde gözü derinleştiriyor. O yüzden ona bayılıyorum. Ve yani sadece maskara bile sürsem oraya böyle siyah kalem çekiyorum. Gözümüz bitmek üzere. Her adımda da gözümüz bitmek üzere diyorum. Bir türlü bitiremedim. Son olarak maskara uygulayacağız. Ben Deborah'ın 24 Absolute Volume. Volüm ne? Volüm. Hemen Türkçe söyleyeyim. Süper hacim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama maskarayı uyguluyoruz. Maskarayı da ben dipten uca uyguluyorum ve maskarayı tutup şöyle kendim gözümü kapatıyorum. Bu benim için böyle bir refleks, kendiliğinden gelen bir alışkanlık. Buraya da maskara sürdüm, bravo. Ama neyse parmağımla onu temizledim. Şöyle aşağı bakarak uygularsanız, hani ben hem videoda görünsün hem aynadan bakayım filan derken saçmalayabiliyorum ama böyle kafanızı eğip de maskarayı uygularsanız üstte de çok bulaştırma şansınız kalmayacaktır. Ne diyordum? Ben alttan geliyorum. Hem tarıyorum şöyle hem de gözümü kendim kapatıyorum fırçayı sabit tutup. Bilmiyorum daha mı çok işe yarıyor ama ben çok yapıyorum bunu. Bence maskara, yani hiçbir şey olmasın maskara olsun. Hani o kadar seviyorum, en sevdiğim adımlardan biri. Aydınlatıcıdan sonra. Bu maskara da çok güzel bir maskara gerçekten. Yine fiyat performans oranı, ne kadar çok fiyat performans dedim finansçı gibi. Ama bence çok iyi, çok iyi yani. Fiyatına göre süper bir maskara. Fiyatı ne derseniz hatırlamıyorum ama yani Watson's Gratis'te satıldığına göre çok pahalı değildi. Yine alt kirpiklerime de uyguluyorum bolca. Ve ben maskara konusunda oldukça hassasım. Yani daha önce Sephora'nın maskarasını attım. Maybelline'in birkaç maskarasını kullanamadım. Yani böyle kirpiklerimin hepsini birleştirip tek bir kirpik halinde böyle adeta unicorn gözler halinde dışarı çıkmama sebep oluyordu. Nefret ediyorum birleştiren maskaralardan. Ayıran da böyle tek tek böyle ayıran da bana çok örümcek gibi geliyor. Hem hacim versin ama hem de böyle birleştirmesin. Çok mu şey istiyorum diyorum. Ama bu maskarada bunu buldum. Şöyle bakın bunun fırçası. Ne yapıyorlar böyle ellerini koyuyorlar. Şöyle fırçası bunun. Şey değil böyle sentetik değil. Kıllı. Yine de çok iğrenç oldu ama çok güzel. Yani sonuç bu. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ben çok memnunum. Çok öneririm yani bunu. Özetle. Çok konuştum. Gözler bitti. Şimdi birkaç adım kaldı. Bunları Ne birkaç adıma? Ha, tek adım kaldı. Evet, tek adım kaldı. Bu da aydınlatıcı. Ben ekstra bir bronzerı, allık kullanmıyorum. Diğer videolarımda hani sevdiğim birkaç bronzer ve allık var. Onları kullanırım ama bu benim günlük ofis makyajım olduğu için gerçekten günlük olarak bronzerı, allık kullanmıyorum ben. O yüzden de bu videoda da kullanmayacağım. Ama aydınlatıcı kullanıyorum. Aydınlatıcı da sabahtan beri elimde olan, ayna görevi gören The Balm'ın Mary Luminizer'ı. Bu da yine süper meşhur bir aydınlatıcı ve meşhur olmasına bir sebebi var. Çok güzel. Bunu alıyorum yine Real Techniques fırçamla. Şöyle geliyorum ve elmacık kemiklerimin. Zaten bakın ya. Bu ne samimiyim. Şöyle yaptığımda aydınlık var. Yani güneş zaten buraya vuruyor. İlk ben oraları daha da aydınlık yapıyorum. Elmacık kemiklerimin üstüne çok hafifçe, bu oldukça böyle parıl parıl bir aydınlatıcı. O yüzden biraz dikkatli sürmek gerekiyor deyip bütün şeyi sürdüm yüzüme. Paketi. Daha sonra en sevdiğim adım bitti. Aydınlatıcım bu kadar. Biraz da şöyle burnuma süreyim. Koca burnumu küçülteyim. Göz pınarlarıma süreceğim. Onun için de yüzük parmağımı kullanıyorum. Şöyle. Bu benim bayıldığım bir adım. Bence çok güzel duruyor. Hiç kaçınmıyorum yani. Ve sürüyorum. Yüzüm bitti. Sadece böyle varla yok arası bir parlatıcı süreceğim. Onun için de Essence'in XXX Large Nude Lip Gloss'unu kullanacağım. Bir kontrol edeceğim. Bunun tadı da çok güzel. Böyle şey, rengi de şeftali gibi. Normalde ben de mat ruj akımına kapılan... Konuşamadım. Ben de normalde mat ruj akımına kapılanlardanım. Ama bu böyle bir makyaja, bir de böyle artık bahar geldi filan. Böyle bir parlatıcının daha uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bunu sürdüm. Buraya kadar dayandıysanız çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok zor bir şeymiş böyle video çekiyor olmak. Umarım beğenmişsinizdir. Ve eğer beğendiyseniz lütfen beğene basmayı, bundan sonraki videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve eğer çekmemi istediğiniz başka videolar varsa mutlaka videonun altına yazarsanız çekmeye çalışacağım hepsini. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. We're living in